Kocan çok aptal biriymiş. Senin gibi güzel birinin değerini bilememiş. Bilirsin, sen ideal bir eşsin. Her insan senin gibi eşi olsun ister. Karın da seni hiç hak etmemiş. Yani yakışıklı birisin. Zenginsin. Büyük bir mülkün tek sahibisin. Ve her kadın senin gibi bir eş hayal eder. Ama belki kaderimde sen vardın. Ondan daha güzel, daha sadık birisin. Öyle mi? Peki sen kadere inanır mısın? Bana kendinden bahsetmedin. Yani şu anda nerede kalıyorsun, neler yapıyorsun? Ben yalnız yaşıyorum. Boşandığım için korktuğum zamanlar oluyor aslında. Yalnız yaşamak zor. Yalnız yaşamanın acısını çok iyi biliyorum. Ben de hep tek başıma yaşadım. Peki evin buraya yakın mı? Yani nerede kalıyorsun? Aslında ben New York'ta yaşıyorum. Yani evlenmek için buradayım. Uzun zamandan beri hayat arkadaşı arıyorum. Ama kimseyi sevemedim. Ama sanırım şimdi aradığım eşi buldum. Bu arada Clifton'da güzel bir evim var. Fabrikam var. Bu yüzden genellikle işim için sık sık Karaçi'ye geliyorum. Bir şey sorabilir miyim? Tabii sor. Benimle birlikte Amerika'ya gelmende sorun var mı?
Bana evlilik mi teklif ediyorsun? Etmek istiyorum ama böyle bir yerde değil. Önce seni alacağım, dostlarıma tanıtacağım, evimi göstereceğim. Sonra da sana özel bir teklifte bulunacağım. Dinle. Lüks bir evlilik yapmak istemiyorum. Bu yüzden de akrabalarımı ve seni görüntülü konuşturacağım. Ve birkaç gün sonra da evleneceğiz. Sonra sana vize başvurusu yapacağız. Vize aldıktan sonra seninle birlikte Amerika'ya gideceğiz. Çok üzgünüm. Ben daldım ve senin isteğini sormadım. Kiran Hanım, benimle Amerika'ya gelir misin? Bir itirazım yok. Ama ben yine de ani bir karar almak istemiyorum. Biraz düşünmek istiyorum. Tamam. Sabırsızlıkla evet cevabını bekleyeceğim. İç lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.